Beni aldın, parfümü sıkmışsın. Muzaffer. Yeter artık, kendine gel. Yeter! Neden hala unutamadın onu? Ha? Neden senin için bu kadar önemli? Neden? Çünkü... Çünkü onu ben öldürdüm. Son günlerde bana bakışları değişmişti. Eskisi gibi sevgiyle bakmıyordu artık. Atından düştüğü günün sabahı bu meseleden dolayı tartıştık. Behiye tam aksine beni suçlayarak ona yeteri kadar ilgi göstermediğimden yakındı. Akşama doğru kaza geçirdiği haberi geldi. Felç olmuştu. Behiye gibi hayat dolu bir kadın için bu vaziyeti ölümden farksızdı. Herkese, her şeye küsmüş, odasından çıkmaz olmuştu. Onun bu halini gördükçe kahroluyor. Elimden hiçbir şey gelmediği için isyan ediyordum. Her geçen gün durgunlaşıyor, benden uzaklaşıyordu. Nefes alıp veren bir cesedim ben diyordu sık sık. Dilinden ölüm kelimesini düşürmez olmuştu. Öyle ki... Ölmek benim hakkım. Bana yardım et diye yalvarmaya başlamıştı. Böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledimse de... ...her gün bana yalvarıyor... ...ağlayarak ölmek istediğini söylüyordu. Bir akşam yine bu sebepten tartışıyorduk. Bana felçli kalmanın tek sorumlusu sensin. O sabah üzerime gelmeseydin, beni bunaltmasaydın at gezintisine falan çıkmaz. Bütün bunlar başıma gelmezdi dedi. Nefret ediyorum senden, kurtulmak istiyorum diye bağırıyordu. Beni küvetin içine suya bırak bitsin bu iş diyerek son bir kez suratıma haykırdı. Aklımın başından gittiğini hatırlıyorum. Öfkeden delirmiş gibiydim. Onu banyoya götürdüm. Ve dediğini yaptım.
olmasaydım, çekip gitmeseydim... ...hala yaşıyor olacaktı. Lütfen. Senin hiçbir suçun yok. Böyle olmasını o istemiş. Yalvarırım, daha fazla üzme kendini, ne olur. Yardım et. Günaydın. Günaydın. Böyle apar topar içeri girdiğim için özür dilerim. Ama abimle ilgili söylemek istediğim şeyler var. Buyur bakalım, seni dinliyorum. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Çiftliğe geldiğin ilk günden beri... ...Behiye'nin hatırasını sana karşı kullandım. Ha. Yatak odasına geceliği de sen koydun yani. Hayır, inan ki kimin yaptığını bilmiyorum. Ama bugüne kadar olanlardan zarar gören hep abim oldu. Artık bütün bunların nihayetlenmesini istiyorum. Fakat bunun için senin bana yardım etmen gerekiyor. Ben mi yardım edeceğim sana? Eğer kocanı seviyorsan buna mecbursun. Abimin kafasından bir heyinin tamamen silinmesini istiyor musun? Evet. Öyleyse abim akşam döndüğünde... ...ona gerçekleri anlatırken bana destek ol. Ne gerçeği? Ne söyleyeceksin ki Muzaffer'e? Behiye yengemin... ...abimi başka bir adamla aldattığını. Ağlama artık Halide. Olan olmuş, geçen geçmiş. Bu saatten sonra kendini üzmenin bir manası yok. Ne yapacağım ben şimdi Güllü? Bütün bunları abime nasıl söyleyeceğim? Belki de söylememek en iyisi ha? Olmazsa alır Muzaffer'i bir Avrupa'ya seyahate gideriz. Yavaş yavaş kendine gelir. Bakarsın Behiye'yi unutur. Zamanında hepsini denemedim mi zannediyorsun? Unutmak bir yana... ...gittiği her yere taşıdı abim Behiye'nin hatırasını. Hayır. Artık vakti geldi. Ona her şeyi anlatıp bu vicdan azabından kurtulmalıyım. İyi düşün Halide. Behiye'nin Muzaffer'i aldatmış olması bir yana... ...bundan sonra anlatacağın diğer şeyler Muzaffer'i sonsuza kadar kaybetmemize sebebiyet verebilir. Başka çarem yok. Gerçekleri abimden yıllarca gizledim. Ama kendi vicdanımdan saklayamadım işte. Abim artık nasıl bir kadını sevdiğini öğrenmeli. Ben de bu işten azabından kurtulmalıyım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.